İlk bölümümüz, şuraya notumuzu düşelim, zaten birazdan slaytlarda göreceğiz. Çağdaş eğitim anlayışı, kısaca ÇEA ve öğrenci kişilik hizmetleri, yani ÖKH dediğimiz konu gündem olacak. Tabii çağdaş eğitime gelmeden önce aslında eğitimin nasıl çağdaşlaştığından da bahsetmekte bir fayda var. Sevgili arkadaşlar, eğitim dediğimiz hizmetler eski zamanlarda yalnızca iki ögeden oluşuyordu. Eski zamanlarda eğitimi oluşturan ögelerden bir tanesi öğretim dediğimiz ögeydi. Eski zamanlarda eğitim oluşturan ögelerden bir diğeri de bizim yönetim dediğimiz ögeydi. Sevgili arkadaşlar, öğretim dediğimiz hizmetler öğrenciye bilgi ve becerinin aktarılmasıyla ilgili çalışmaları kapsıyor. Bilgi ve becerinin aktarılması. Mesela bir öğrenciye okuma yazmanın öğretilmesi, mesela tarih dersinin aktarılması, mesela arkadaşlar vatandaşlığın, mesela coğrafyanın aktarılması gibi öğretim, bilgi ve beceri hizmetlerinin, bilgi ve becerinin aktarılması ile ilgili. Yönetim hizmetleri ise arkadaşlar öğretim hizmetlerinin planlı hale gelmesi için, programlı hale gelmesi için araç ve gerecin sağlanması için sürdürülen hizmetlerdi. Şimdi dedim ya, eğitim eski zamanlarda yalnızca bu iki ögeden oluşuyordu. Ve artık arkadaşlar, eski zamanlarda bu iki ögeden oluşuyorken biz eğitime geleneksel eğitim diyorduk. Çünkü eğitim bu haliyle henüz öğrenciyi içerisinde barındırmıyordu. Eğitim öğretim ve yönetimden oluşuyorken içerisinde öğrenciyi barındırmadığı için biz eğitimin bu haline geleneksel eğitim diyoruz. Arkadaşlar, eğitimin içerisine bunun ardı sıra öyle bir öge katılıyordu ki bu öge katıldıktan sonra artık eğitimin içerisine öğrenci giriyordu ve artık eğitim geleneksel eğitim anlayışı olmaktan çıkıp çağdaş eğitim anlayışı haline dönüşüyordu. Hocam, o ögenin adı nedir derseniz, o öge de sevgili arkadaşlar öğrenci kişilik hizmetleri dediğimiz ögedir. İşin içerisine öğrencinin girmesiyle birlikte artık eğitim geleneksel eğitim olmaktan çıkıyordu ve artık eğitim arkadaşlar çağdaş eğitim anlayışı haline dönüşüyordu. Evet, buraya kadar konuştuklarımızdan hareketle şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Hatta sizler de o çıkarımı eğer ki not alarak beni dinliyorsanız oraya arkadaşlar yazabilirsiniz. Diyebiliriz ki çağdaş eğitim anlayışını geleneksel eğitimden ayıran en temel öge öğrenci kişilik hizmetleridir. Çağdaş eğitim anlayışını geleneksel eğitimden ayıran en temel öge öğrenci kişilik hizmetleridir. Hocam, bu nasıl oluyor? Yani öğrenci kişilik hizmetleri geleneksel eğitimi çağdaşa nasıl dönüştürüyor derseniz, tam da o noktada, biz zaten bundan bahsettik. Tam da o noktada öğrenci kişilik hizmetlerinin içerisinde sürdürülen çalışmalardan da bahsetmekte yarar var arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere slaytta sizlerin de gördüğü üzere toplamda bizim 6 tane öğrenci kişilik hizmetimiz var. İlk olarak bahsedeceğimiz öğrenci kişilik hizmetleri de
sağlık olacak. Arkadaşlar, sağlık dediğimiz hizmetler öğrencinin okul ortamında sağlığıyla ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasına işaret ediyor. Okul ortamında sağlıkla ilgili ihtiyaçların karşılanması. Hocam, bu ne gibi örnekler barındırır derseniz, mesela her birimizin hala kolunda duran o okulda yapılan aşılar sağlık hizmetine örnek olarak gösterilebilir. Hatırlarsınız, gelirlerdi, dişlere bakarlardı, tırnaklara bakarlardı, ne bileyim böyle kalem alırlardı, saçın içinde bir gezdirirlerdi, bir taraması yaparlardı. Bunların her biri sağlık taramalarıdır ve arkadaşlar, bu sağlık taramaları da yine bu hizmetin kapsamında değerlendirilir. Yine bunun yanı sıra aranızda yatılı okullarda okuyanlar vardır, bilirler. Yatılı okullardaki revir hizmetleri de bu kapsamda değerlendirilebilecek çalışmalardır. Yani doğrudan öğrencinin fiziksel sağlığıyla ilgili bir takım çalışmalar sürdürülüyorsa biz orada rahatlıkla sağlık hizmetinin varlığından bahsedebiliriz. Evet, şimdi gelelim ikinci olarak bahsedeceğimiz öğrenci kişilik hizmeti olan sosyal yardım. Arkadaşlar, sosyal yardım dediğimiz öğrenci kişilik hizmeti ise tabii ki öğrencinin okul ortamında maddi ve bir taraftan da fiziksel gereksinimlerinin karşılanması ile ilgili çalışmaları kapsıyor. Maddi ve fiziksel gereksinimlerinin karşılanması. Hocam, neleri örnek verebiliriz diye sorarsanız, mesela arkadaşlar, almış olduğumuz burslar, krediler bu kapsamda değerlendirilir. Mesela yemekhaneler bu kapsamda değerlendirilir. Yurt hizmetleri bu kapsamda değerlendirilir. Arkadaşlar, okullardaki part time, yani yarı zamanlı işler de yine bu kapsamdadır. Şimdi yarı zamanlı iş deyince bazen bana diyorlar ki, hocam diyorlar ya, ben üniversitedeyken bir kafede garson olarak çalışmıştım. Yine bu da buna örnek olarak verilebilir mi diyorlar. Olmaz arkadaşlar tabii. Bunların okul ortamında sürdürülmesi lazım. Tüm öğrenci kişilik hizmetlerinde olacağı ve olması gerektiği gibi. Okul ortamı bu çalışmaların sürdürüldüğü yer. Yani örneğin okulun kütüphanesi, okulun yemekhanesi, okulun öğrenci işleri olabilir arkadaşlar. Evet, şimdi benim aklıma bir soru geldi. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı son yıllarda özellikle de ilköğretim düzeyindeki okulların bünyesinde bir süt dağıtımı yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın süt dağıtımı yapması şu ana dek bahsetmiş olduğumuz öğrenci kişilik hizmetlerinin hangisinin kapsamında değerlendirilebilir desem ve siz de bir düşünün, hemen böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, evet 10 saniye düşündünüz, hangisi? Buna sağlık diyenler vardır, sosyal yardım diyenler vardır. Arkadaşlar, evet, sağlık cevabını verenler, yani sütün dağıtılmasının sağlık hizmetiyle ilgili olduğunu düşünenler yanıldılar. Evet hocam, süt sağlıklı bir şey ama arkadaşlar, sağlık hizmetinde doğrudan fiziksel sağlıkla ilgili bir çalışmanın sürdürülmesi lazım. Sütte mevzu böyle değil. Ha zaten düşündüğünüzde arkadaşlar, temiz bir yurt odası da sağlıklı bir şey. Düşündüğünüzde arkadaşlar, temiz bir yemekhane de sağlıklı bir şey. Sütün dağıtılmasında da aynı bu hizmetlerde olduğu gibi öğrencinin maddi ve fiziksel gereksinimleri karşılandığı için arkadaşlar, tabii ki onun da biz sosyal yardım kapsamında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, şimdi gelelim üçüncü
öğrenci kişilik hizmetimiz olan sosyo-kültürel hizmetlere. Arkadaşlar sosyo-kültürel hizmetler de öğrencinin ders dışı zamanını etkili şekilde geçirmesiyle ilgili çalışmaları kapsıyor. Ders dışı zamanın etkili şekilde geçirilmesi. Neleri örnek verebiliriz diye sorarsanız, mesela arkadaşlar bahar şenlikleri sosyo-kültürel hizmetlere örnek olarak verilebilir. Okullardaki konser faaliyetleri, sinema faaliyetleri, tiyatro faaliyetleri, gezi faaliyetleri sosyo-kültürel hizmetlere örnek olarak verilebilir. Yeter ki ders dışı zamanın etkili şekilde geçirilmesiyle ilgili bir çalışma olsun. Orada biz rahatlıkla bu hizmetlerin varlığından bahsedebiliriz. Zaten gencolar ders dışı zamanını etkili şekilde geçiren öğrenci haliyle derslere daha verimli olabilir. Gelelim şimdi dördüncü öğrenci kişilik hizmetimiz olan özel yetiştirmeye. Arkadaşlar özel yetiştirme deyince öncelikle şunu söylemeden geçemeyeceğim. Özel yetiştirme aynı sizin gibi benim gibi normal bireylere dönük hizmetlerin sunulduğu bir öğrenci kişilik hizmetidir. Aynı sizin gibi benim gibi fiziksel anlamda, zihinsel anlamda normal ortalama bireylere hizmet sunulduğu bir öğrenci kişilik hizmetidir. Peki hocam, bu özel yetiştirmeden ne tip normal bireyler yararlanır derseniz, özel yetiştirmenin ilgilendiği iki öğrenci grubu vardır. Bu öğrenci gruplarından bir tanesi herhangi bir alanda eksik öğrenmeler yaşayan öğrencilerdir. Eksik öğrenmeler yaşayan öğrenciler. Yani öğrenci aynı senin gibi, benim gibi normal bir öğrenci ama matematiği arkadaşlarına kıyasla daha yavaş öğreniyor. Ya da aynı senin gibi, benim gibi normal bir öğrenci ama dil derslerini arkadaşlarına kıyasla daha yavaş öğreniyor. İşte bu şekilde eksik öğrenmeleri olan öğrencilere eğer ki okulun bünyesinde bir kurs, mesela hafta sonu kursu ya da bir etüt yardım sunuyorsa orada biz rahatlıkla özel yetiştirmenin varlığından bahsedebiliriz. Birincisi eksik öğrenmeleri olan öğrenciler. İkinci olarak özel yetiştirmenin ilgilendiği öğrenci grubuysa arkadaşlar herhangi bir alanda özel yeri olan öğrenciler yani özel yetenekli bireylerdir. Yani yine aynı senin gibi benim gibi normal ama özel bir yeteneği var. Mutlaka aranızda özel yeteneği olan vardır. Mesela resimle ilgili özel bir yeteneğiniz var. Mesela müzikle ilgili özel bir yeteneğiniz var. Bu özel yetiştirmenin konusu. Ve bu yeteneklerin geliştirilebilmesi için okulda bu öğrencilere bir kurs veriliyorsa özel yeteneğini geliştirsinler diye uygun bir yöneltme ile bu yetkilerin geliştirilmesine dönük bir çalışma yapılıyorsa orada da yine aynı şekilde özel yetiştirme hizmetinin varlığından bahsedebilmemiz mümkün. Evet, şimdi gelelim 5. öğrenci kişilik hizmetimize. O zaten dersimizin de isminde var olan bir hizmet. Yani özel eğitim hizmetleri. Şu slaytımızı bir temizleyelim de yerimiz biraz genişlesin. Evet, özel yetiştirmeden sonra özel eğitimi biraz daha detaylı vaziyette değerlendirmekte fayda var arkadaşlar. Evet. Neyse. Arkadaşlar özel eğitim hizmetleri deyince şunu söyleyebiliriz. Özel eğitim hizmetleri herhangi bir
engelinden ya da ayrıcalığından dolayı normal eğitimden yararlanamayan bireylere dönük olarak sürdürülür. Orada ya bir engel durumu ya da bir ayrıcalık durumu söz konusu olmalıdır. Hocam, engel derken neye işaret ediyoruz derseniz, buradaki engel fiziksel bir engel de olabilir, zihinsel bir engel de olabilir. Yani görme engeli gibi, işitme engeli gibi, fiziksel bir engel de olabilir, öğrenme güçlüğü gibi, zeka geriliği gibi, otizm gibi zihinsel bir engel de olabilir. Hocam, ayrıcalık derken ne işaret ediyorsunuz derseniz, ayrıcalıktan kastımız da arkadaşlar bireyin üstün zekalı oluşu, yani IQ'sunun diğerlerine kıyasla daha yüksek oluşuna işaret eder. İşte bir öğrenci engelli ya da ayrıcalıklıysa, yani o öğrenci normalden anlamlı bir farklılık gösteriyorsa, işte ona dönük yapılacak hizmetler, ona dönük sürdürülecek yardımlar, özel eğitim hizmetlerinin kapsamında değerlendirilen yardımlardır. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu özel eğitimle ilgili şu açtığımız tahtada birlikte bir örnek durum değerlendirmesi yapalım istiyorum. Yapalım değil mi? Siz de istiyorsunuz kesin. Evet, tahmin ediyorum. Şimdi evlerinizde bu dersi dinlerken çılgınlar gibi hoca bir örnek verse de bir kendimize gelsek diyorsunuz. Evet arkadaşlar, sizlerin kalbini buruk bırakmayacağım. Evet, diyelim ki bir tane sınıf rehber öğretmeni, kısaca SRÖ yazıyorum. Sınıf rehber öğretmeni özel eğitime gereksinim duyduğunu düşündüğü bir öğrenci ile karşılaştı. Yani örneğin sınıfındaki bir öğrenci öğrenme etkinliklerine arkadaşlarına kıyasla daha yavaş katılıyor, onlardan geriye kalıyor ve sınıf rehber öğretmeni de o öğrencinin özel eğitime gereksinim duyduğunu düşünmeye başladı. Hocam, ne yapar bu sınıf rehber öğretmeni derseniz, tabii ki o arkadaşlar çocuğun ailesiyle de iletişim halinde kalarak öğrencinin okul rehber öğretmeniyle okul rehber öğretmeniyle görüşmesini sağlar. Şimdi gencolar, öğretmenler, tam da bu noktada bir parantez açmak istiyorum. Sizlere önemli birkaç şeyden bahsedeceğim. Bu soru çözerken hep işimize yarayacak. Sorularda karşımıza sınıf rehber öğretmeni olarak çıkan kişiler, başka sorularda karşımıza yalnızca sınıf öğretmeni, evet çok öğretmen gibi yazamadım ama sınıf öğretmeni olarak çıkabilir. Aynı kişiler başka sorularda karşımıza şube rehber öğretmeni olarak çıkabilir. Bunların üçü aynı kişidir. Sınıf rehber öğretmeni eşittir sınıf öğretmeni. O da eşittir şube rehber öğretmeni. Hocam, bunlar kim derseniz, bunlar arkadaşlar Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin PDR haricindeki herhangi bir branşından mezun olan öğretmenlerdir. Okullarına gittiklerinde okul müdürleri tarafından arkadaşlar bu öğretmenler, bir sınıfın, örneğin lisede görev yapan bir öğretmen 9A sınıfının sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilir. Her hafta o sınıfın çarşamba günü son saat rehberlik etkinliğini yapar ve rehberliğinden uzmanlık gerektirmeyen kısmından sorumludur. Ya da mesela bir ilkokul öğretmeni, sınıf öğretmeni, o ilk dörde giren bir öğretmen, kendi sınıfının zaten sınıf rehber öğretmenidir. Yani bunlar arkadaşlar öğretmenlerdir. Müdür tarafından sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilmiş. Sorularda karşınıza okul rehber öğretmeni olarak çıkan insanlar, hocam bunlar kimdir derseniz, bunlar da Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin PDR alanından mezun olmuş olan uzmanlardır.
Bunlar da sorularda karşınıza okul rehber öğretmeni yerine yalnızca rehber öğretmen ya da okul psikolojik danışmanı, okul psikolojik danışmanı ya da yalnızca psikolojik danışman olarak çıkabilir. Bunların dördü de aynı kişidir. Bunlar da Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin PDR alanından mezun olmuş olan uzmanlardır. Evet, bu açıklamalardan sonra tekrardan örnek durumumuza dönelim. Sınıf rehber öğretmeni öğrencisini okul rehber öğretmenine gönderdi. Okul rehber öğretmeni öğrenciyle görüştü. O da öğrencinin özel eğitime gereksinim duyduğunu düşünüyorsa arkadaşlar ailesini okul idaresinde haberdar ederek onu o bölgede bulunan rehberlik ve araştırma merkezi dediğimiz yere, kısa adıyla da evet bildiğiniz gibi RAM dediğimiz yere gönderir. Türkiye'de her ilde en az bir rehberlik ve araştırma merkezi vardır. Büyük il ya da ilçelerde ise birden fazla rehberlik ve araştırma merkezi bulunur. Bu rehberlik ve araştırma merkezlerinin iki bölümü vardır. Bölümlerinden biri arkadaşlar normal bireylerin yardım aldığı rehberlik hizmetleri bölümüdür. Bölümlerinden diğeri engelli ya da engelli ya da ayrıcalıklı bireylerin eğitim aldığı özel eğitim hizmetleri bölümüdür. İşte bizim engelli öğrenci arkadaşlar okul rehber öğretmeni tarafından RAM'ın özel eğitim hizmetleri bölümüne gönderilir ve bu bölümün bünyesinde, bak onu da söyleyeyim, ileride konuşacağız da bunları yine de, şimdi kulağınız aşina olsun. O bölümün bünyesinde öğrenciye bizim arkadaşlar eğitim değerlendirme ve yerleştirme dediğimiz bir dizi eğitim değerlendirme ve yerleştirme dediğimiz bir dizi işlem uygulanır ve çocuğun engelli olup olmadığı anlaşılır. Uygun bir okula yerleştirilir. Oradan eğitim almaya başlar. Evet, şimdilik özel eğitimle ilgili bunları bilin. Bunları bilmeniz yeterli. İleride zaten bunu detaylandıracağız. Sevgili arkadaşlar, gelelim 6. öğrenci kişilik hizmetimize. 6. öğrenci kişilik hizmetimiz zaten bizim bundan sonraki temel gündemimiz olan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleridir. Yani bizim dersimizin konusu da aslında bir öğrenci kişilik hizmetidir arkadaşlar. Bireyin kendini tanıyıp anlamasından başlar, kendini gerçekleştirmesine kadar devam eder. Artık bir sonraki bölümümüzde bu değerlendirmeyi detaylı vaziyette yapacağız arkadaşlar. Esen kalın.